Teröristler yine Gazi Karakolu'na hedef aldı. Uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Polis karşılık verince karakol önünde silahlı çatışma çıktı. Suruç'taki patlamayı bahane eden bazı provokatörler İstanbul'un birçok noktasında polislere hedef aldı. En ciddi saldırı Sultan Gazi'deki Gazi Polis Merkezi'ne düzenlendi. Aynı karakola daha önce defalarca saldırı yapılmıştı. En son 2012 yılında bombalı saldırı düzenlenmişti. Canlı bomba üzerindeki patlayıcıları karakol girişinde patlatmış, polis memuru Bülent Özkan şehit olmuş, 4'ü polis memuru 7 kişi de yaralanmıştı. Aynı karakol yine hedefteydi. Saatler sabah 9.30'u gösteriyordu. Saldırganlar polis merkezine işte bu noktadan saldırdı. Karakolun hemen karşısı kalabalık bir grup. Bu noktadan uzun namlulu ve otomatik silahlarla hemen 50-60 metrelik mesafedeki karakol binasını hedef aldı. Peş peşe ateş açıldı. Saldırı sonucu karakol binasına 10 mermi isabet etti. Polis merkezinin önü bir anda karıştı. İlk olarak bahçede nöbet tutan polisler karşılık verdi. Ardından binadaki diğer polisler ateş açtı. Ve polis merkezinin önünde silahlı çatışma yaşandı. Kısa süren çatışmanın ardından saldırganlar ara sokaklara kaçtı. Saldırı İstanbul polisini alarma geçirdi. Polis helikopteri bölgeye havalandı. Telsizlerden tüm birimler uyarıldı. Çelik yelekler giyildi, eller tetikte kovalamaca başladı. Çatışma ara sokaklarda da devam etti. Ancak saldırganlar izlerini kaybettirdi. MOBESE ve güvenlik kamera görüntüleri toplandı. Çatışmanın yaşandığı bölgede çalışmalar yapıldı. Saldırının olduğu yerde polis merkezinin çevresinde çalışmalar başladı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının meydana geldiği noktada, yani polis merkezinin hemen karşısında şu anda çalışma yapıyor. Boş kovanlar toplanıyor. Saldırıya ilişkin deliller aranıyor. Neyse ki bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Polis kayıplara karışan saldırganların yakalanması için gün boyunca bölgede operasyon yaptı. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı.